Bir savaşı kazanmak için çok fazla sayıda şeyi aynı anda iyi biçimde yapabilmek gerekir. Ayrıca uzakları yakın etmek de savaşı kazanmak için oldukça önemli. Göktan ve Bozdağ isimli iki havadan havaya füzemiz bu konuda gerçek bir performans vaat ediyor. Biri 25, diğeri en az 65 kilometre olan füzemizi Teknofest'te yanından anlatalım istedik. Her şeye en baştan başlayalım. Öncelikle şunu söylemeliyiz. Türkiye'nin uzun menzilli ve yüksek irtifa savunmasının temelinde F-16'lar var. Ülkemizin katmanlı hava savunma sistemleri henüz tam olarak hazır olmadığından F-16'ların önemi çok daha belirgin bir hale geldi. Yüksek irtifa hava savunma görevlerinde bizzat bu uçakları kullanmaya devam ediyoruz. F-16'lar bu kadar kritik bir roldeyken kullandıkları iki farklı hava füzesi olması ve bunların ABD üretimi olması bizim için gayet endişe verici, dışa bağımlılık oluşturan bir durumdu. Bunu değiştirmek için ise %100 yerli iki füzemizin hazırlıkları da başlamış oldu. Söz konusu hava füzeleri için ilk çalışma tarihi olarak 2013 işaret edebiliriz. TÜBİTAK SAGE bundan yaklaşık 9 yıl önce Göktuğ isimli projeyi resmen başlattı. Söz konusu projeyi Türkiye'nin savaş uçaklarındaki yaklaşımını değiştirecek bir dokunuş olarak özetleyebiliriz. Göktağ ve Bozdağ isimli hava füzelerimiz, savaş uçaklarında bir fiil kullandığımız AIM-120 AMRAAM ve AIM-9 Sidewinder isimli füzelerin yerini almaları için tasarlandı. TÜBİTAK SAGE bu iki ürünü çok sayıda uçuşlu ve atışlı testlere sokup çok sayıda pratik denemeden geçirdi. Bu da daha isabetli bir süreç için gayet önemliydi. Öncelikle füzelerden Bozdağ'da mükemmel nişan hattı sapma, yani off-board sight açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü bir kızılötesi arayıcı başlık mevcut. Ayrıca gelişmiş karşı karşı tedbir yetenekleri ve her açıdan atış kabiliyeti de Bozdağ için net bir özellik konumunda. Bu da Bozdağ'ın görüş içinde gerçekten etkili olması demek. Gökdoğan'da ise Katal aktif radar arayıcı başlık teknolojisi var. Atınut özellikle akıllı güdüm, gelişmiş karşı tedbir ve karıştırma kaynağına güdüm, veri bağı ile hedef bilgisi güncelleme yeteneği, her açıdan atış ve birden fazla hedefe kilitlenebilme yeteneği, atıldıktan sonra kilitlenebilme gibi özellikleriyle hedeflerine zor anlar yaşatacaklar. Bu da sanırım hedefleri nasıl bulacakları sorusuna dair oldukça açıklayıcı bir cevap hükmünde. 2013 yılında başlayan süreç gerçekten yoğun çalışıldığı üzerine Göktuğ projesi diye geçiyor ama Göktuğ projesi içinde esasında iki tane birbirinden farklı füze geliştiriliyor. Yaklaşık 6 senede şu an geldiğimiz nokta dünya literatürüne de baktığımızda gerçekten gurur verici ve iyi bir sürede iyi bir noktaya geldik. Öncelikle Gökdoğan'ın bir uzun menzilli görüş ötesi hava füzesi olduğunu tekrar hatırlatalım. Gökdoğan isimli füzenin radar arayıcı başlığı tamamen milli olarak geliştiriliyor. Bu dünya savunma endüstrisi düşünüldüğünde oldukça ilerici ve hatta özel bir adım. Bu başlıklar ayrıca uzun menzilli hava savunma füzelerinde de kullanılıyor. Gökdağ'ın menzili 65 ve üzeri kilometre olarak açıklanmış olsa da TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş daha uzun menzillerin mümkün olduğunu sık sık ifade etmiş durumda. Bu eksende bakarsak yapılacak çalışmalar ile 100 kilometrenin ve hatta üzerinin de zorlanacağını söyleyebiliriz. Bu da Türk Hava Kuvvetleri'nin hava hakimiyeti için altın bir ekleme olarak karşımızda. Bozdağ'ın Türkiye'nin kısa menzilli görüşçi hava füzesi olduğunu söyleyelim. Ayrıca Bozdağ'a dair en önemli verilerden biri kısa menzilde yüksek manevra kabiliyeti. Bu özellik onu savaş alanlarında daha yetenekli kılıyor. Bozdağ yüksek itki, az dumanlı katı yakıt teknolojisine sahip. Zaten manevra kabiliyetinin altında da bu yetkinliği yatıyor. En yüksek hedef isabeti ihtimali için özgün tasarım harp başlığı gibi özelliklere sahip olan füzenin teknik detayları ise şekilde. Bozdağ'ın ağırlığı 152 kilogram, uzunluğu 3.7 metre, çapı 180 milimetre, hızı 4 Mach ve üzeri, etkili menzili ise 25 kilometre ve üzeri. Kısacası Bozdağ'ın hava muharebelerimizde kabiliyetlerimizi ciddi anlamda güçlendirmiş olacak. Savaş uçaklarının harekat yükünü azaltmak amacıyla taşıdığı mühimmat ve havada kalış süresiyle ön plana çıkan Akıncı, hava füzeleri entegrasyonunun yapılacağı duyurulan ilk üründü. Sonrasında Bayraktar Kızıl Elma'nın yerli hava füzelerini taşıyacağı bilgisi paylaşıldı. Şunu belirtmekte fayda var. Bozdoğan, Gökdoğan gibi füzelerde atıcı platformun hızı ve irtifası atılan füzenin menzil ve hızına doğrudan etki etmekte. Çünkü füzenin motoru
Fırlatıldıktan sonra çok kısa bir süre boyunca çalışıp füzeye ilk hızı veriyor. Devamında ise füzeler süzülerek gidiyor. Bu sebeple ne kadar yüksekten ve hızlı seyreden bir platformdan atılırlarsa süzülme enerjileri de o kadar fazla oluyor. Bu durum ise füzenin menzilini etki etmekte. Türkiye'nin kendi isterlerine göre geliştirdiği özgün mühimmatları ile SİHA'ları gelecekte çok farklı görevlerde görmemiz mümkün olacak gibi gözükmekte. Aslında bu bilgiden girişte bahsetmiştik. Ancak oldukça önemli bulduğumdan burada da detaylandırmak istiyorum. Füzelerin yalnızca uzunluk temelli menzilleri üstünden değerlendirilmesi yanlış sonuçlar doğurabiliyor. Teknik olarak 65 ve üzeri kilometrelik menzile sahip Gökdoğan ile 25 kilometre ve üzeri menzilli Bozdoğan için sadece bu miktarlar baz alınarak bir değerlendirme yapamayız. Çünkü hava muharebelerinde füzeler her zaman düz bir hat üzerinde uçmaz. Yapılan her bir manevra füzelerin enerjilerine ciddi miktarda tesir ederek bu sayıları değiştirebilir. Yani hava füzelerine bulundukları görev ve kullanıldıkları şartlar üzerinden açıklamak çok daha makul. Türkiye savaş uçaklarında yerli ve milli füze kullanmak için gün sayıyor. Yerli hava füzesi Bozdoğan'ın test atışları başarıyla tamamlandı. F-16'dan fırlatılan füze hedef uçağı tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Göktuğ projesi kapsamında testleri devam eden milli hava füzesi Gökdoğan'da yeni bir aşamanın daha tamamlandığını duyurdu. Milli hava füzesi Gökdoğan'ın radar arayıcı başlıklı test atışı yapıldı. Hava savunmada Göktuğ projesi kapsamındaki füzeler dünyadaki örneklerine de baktığımızda hava füzeleri açısından çok önemli bir yerde. NASAMS hava savunma füze sistemi gibi bunların karadan ve denizden kullanılabilen varyantları var. Göktuğ projesinde Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin yeteneklerinin belli çalışmalar sonunda hava savunma füzesi olarak da değerlendirilebileceğini düşünebiliriz ki TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, Ramjet etkili olacak Gökhan hava füzesi içinde böyle bir açıklama yapmıştı. Bu füzelerin gemiden veya karadan atılabilen farklı platformlar üzerinde kullanılabileceği düşünülmekte. Hepimiz biliyoruz ki hava sahamızın korunması şu an için F-16'lara emanet. Belki de çok da uzak olmayan bir gelecekte Gökdoğan ve Bozdoğan yüklü Kızıl Elma'nın hava devriyesi görevlerini de üstlendiğini görebiliriz. Herhangi bir tehdit algısında hava üssünden pilotun havalanıp tehdit bölgeye ulaşması zaman alacaktır. Fakat uzun havada kalış süreleriyle SİHA'lar belki bu konuda da caydırıcı bir etki doğurabilir. Ya da ilerleyen dönemde Türk Hava Kuvvetleri Kızıl Elma'nın kanat adımı gibi bir varyantına ihtiyaç duyarsa bu ürünümüzü F-16'ların yanında hava füzeleri taşıyan bir füze taşıyıcı platform olarak görebiliriz. Bu da ciddi bir envanter çeşitliliği anlamına geliyor. Yerli hava savunma sistemlerimizin yeni yeni envantere girmeye başladığı, katmanlı hava savunmamızı kurmamız ve hava sahamızı tam anlamıyla güvene alabilmemiz için daha kat etmemiz gereken yol olduğu şu günlerde hava sahamıza yönelik tehditlere F-16'lar ile cevap vermek durumundayız. Çeşitli ambargolara ve ürün tedariklerinde gecikmelere maruz bırakılan ülkemizde bu füzeleri yerli olarak üretebiliyor olmak Türk Hava Kuvvetleri açısından yüksek önem arz etmekte. Şunu unutmamak lazım. Kendi ürettiğiniz, elinizdeki envanter adedini düşmanın bilmediği ve rahatlıkla bu füzeleri arka arkaya atabildiğiniz bir hava muharebesinde böylesine önemli yerli projelerimizin silahlı kuvvetlerimize sağlayacağı destek büyük bir güç çarpanı olacaktır. Bir savaşı kazanmak için çok fazla sayıda şeyi aynı anda iyi biçimde yapabilmek gerekir. Ayrıca uzakları yakın etmek